Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber karaoke çalışması yapacağız ve daha sonra Standmaker'a kaydedeceğiz arkadaşlar. Adımları da bir bir size göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar, video fazla uzamasın diye daha önce ben kaydettiğim için size sadece yolu göstereceğim. Ben şimdi mikrofonu bırakıyorum arkadaşlar. Diğer mikrofon bozulduğu için normal öteki mikrofonu kullanıyorum arkadaşlar. Elle tutulan olanı. Onu bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yani başlamadan önce şarkının ilk sesi seçilmiş olması gerekiyor. Şöyle fareyle tıklayalım şuraya. Şöyle CTRL-A dediğimiz zaman Tools menüsünden Remix'i tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde olduğu zaman arkadaşlar sadece vokal yani insan sesi çıkmıyor arkadaşlar. Yani insan sesini tamamen kaldırmış oluyoruz. Bunun tam tersini yaptığımızda ise yani şu şekilde yaptığımızda ise sadece insan sesinin kendisi var arkadaşlar. Aralarda böyle dip sesler falan olabilir arkadaşlar. Onu da ben şimdi size göstereceğim. Bunu çıkartırken nasıl yapacağız? Bu progress'e basıyoruz arkadaşlar. Çıkartma işlemimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bundan çıkalım arkadaşlar. Şöyle vokale geldiğimizde atıyorum arkadaşlar. Şöyle öncelikle dinletelim. Çay kordon sepete, o günler mazi oldu da şimdi kaldık gurbete, şimdi kaldık gurbete. O günler mazi oldu da şimdi kaldık gurbete, şimdi kaldık gurbete. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi altyapısını, daha doğrusu şunu dinletelim. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Atıyorum arkadaşlar, şurada mesela çizırtılar var arkadaşlar. Böyle hafiften böyle sesler oluyor orada. O kalıntıları temizlemek için ne yapacağız? Ona da buraya geleceğiz arkadaşlar. Şuradan şu yani seçtiğimi tıkladığımızda şöyle bir şey, böyle aynı Photoshop gibi seçeceksiniz arkadaşlar. Sonra delete'e basacaksınız. Bu işlem de bu kadar. Yani bu programla ilgili gösterebileceğim başka bir şey var mı? Yok gibi arkadaşlar. Eğer bu program elinizde yoksa arkadaşlar, videonun altında linkten indirebilirsiniz. Bundan çıkalım. Bu arada arkadaşlar, yani proje dosyasını da çıkarttım arkadaşlar. Yani vokali neden çıkarttığımı yani vokali de bunun için çıkarttım arkadaşlar. Yani MIDI bölümü olsun diye bunu da göstereyim ben bu arada. Hatta şöyle orijinali de atayım da. Eskiden memlekette çay kordut sepete, eskiden memlekette çay kordut sepetinden dertli kul var mı? Eskiden memlekette vardı sevdalarımız, Arhavi'de Hopa'da vardı sevdalı kul var mı? Cihadi bir dereler, ben neler çektim neler. Cihadi bir dereler, ben neler çektim neler. Benden dertli kul var mı? Bu da bu şekilde arkadaşlar. Tabii siz burada uzunluk ve kısaları kendiniz göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Orada birden fazla şey olduğu için, MIDI olduğu için ben gerek duymadım. Daha doğrusu uğraşmak istemedim.
Bazen şey yüklerken istemiyor proje dosyası. Onu da nasıl yapıyoruz onu da bilmiyorum arkadaşlar. Eğer o konu hakkında bir bilgi edinirsem onu da paylaşırım. Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar kaydetmeden. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Ben şimdi mikrofonu bırakacağım arkadaşlar. Adımları siz bir bir yaparsınız. Evet arkadaşlar, herhalde ben sorunu çözdüm herhalde. Yani proje dosyasını nasıl ekleyebiliriz? Ben bunu evet olarak yapmadığım için arkadaşlar büyük ihtimalle ondan yani şey atlıyor arkadaşlar proje dosyasını. O yüzden sanıyorum. Şimdi yes diyelim arkadaşlar. Şuradan da şunu seçelim. Evet, ondanmış arkadaşlar. Şimdi mikrofonu bırakıyorum. Daha doğrusu bırakmasam da olur. Şöyle FLP projesini atalım oraya. Şimdi de arkadaşlar sözleri atalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yani sözlerin İngilizce veya Türkçe olduğunu belirten bir şey yapacağız arkadaşlar. Şurada tikledik. Yani bu şarkının Türkçe olduğunu belirteceğiz. Sonra next diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben mikrofonu bırakacağım daha doğrusu. Teker teker siz de adımları izleyin.